Ramazan'a 2 gün kaldı. İstanbul Belediyesi de kolları sıvadı. Sultanahmet başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek. Alışveriş merkezleri de hafta içi 23, hafta sonu da 24'e kadar açık olacak. Ramazan hazırlığı herhalde. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şu anda hazırlık yapıyoruz. Bugün itibariyle açılışımız var. Her an bir başka noktayı ziyaret etmek suretiyle Ramazan'ı dolu dolu yaşama imkanı verecek bir atmosferi oluşturuyoruz. O atmosferi oluşturacak projenin adı İstanbul'da Ramazan. İstanbul'un tarih ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak turist sayısını arttırmayı hedefliyor. Projenin ayrıntılarını da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıkladı. Kanlıca'nın yoğurdundan tutunuz da Ebru'ya kadar, cam işlemeye kadar, hat tesip ve sedef katmaya kadar. Afişler, broşürler bastırıldı. Birçok ülkeye dağıtıldı. Bunları da hem her Müslüman ülkesinde, Avrupa'daki, Almanya'da, Fransa'da dahil, Rusya'da dahil her yere bunları yerleştiriyoruz. İstanbul'a gelin, Ramazan'ınızın bir kısmını en az burada geçirin diye. Projeye Türk Hava Yolları da destek veriyor. Genel Müdür Temel Kotil hem bir reklam filmi hazırladıklarını hem de birçok hatta Ramazan boyunca indirime gideceklerini açıkladı. Biz uçakları dolu uçururuz ama %40'a kadar gerekirse indirim yapacağız. Bir başka değişiklik de alışveriş merkezlerinde. Ramazan boyunca hafta içi 23'e, hafta sonu 24'e kadar açık olacak. Feshane ile Beyazıt ve Sultanahmet meydanlarında standlar kurulacak. Etkinlikler düzenlenecek. Ramazan'da en çok ilgi gösterilen yerlerden biri de Sultanahmet. Bu yüzden de farklı bir konsept hazırlandı. Buraya gelenler hem gezecekler, hediyelik eşya alabilecekler, hem de camın nasıl yapıldığını, şile bezinin nasıl yapıldığını ustalarından, yani yerinden görebilecekler. Buraya gelenler sizin yaptığınız bu işlemleri görebilecekler. Tabii uygulama olarak da görecekler. Dilerlerse kendileri de kesebilip uygulama yapabilecekler. Feshane ve Beyazıt'taysa iftardan önce ve sonra hem tasavvuf müziği, hem Türk halk müziği, hem de Türk sanat müziği dinletisi olacak. Aynı zamanda sema gösterisi yapılacak. İlerleyen saatlerde ise bir sanatçı her gün konser verecek. Çocuklar da unutulmayacak. Karagözle, Hacivat, kukla ve tiyatro gösterileri sergilenecek. İstanbulluların tüm bunlardan yararlanabilmesi için de İETT ek seferler koyacak.